Şimdi sayın bakan iki konu var. Bir tanesi telafi eğitimi ile ilgili. Yani ben onu da soracağım size. Telafi eğitimi ne demek? Neden telafi eğitimine evet. ihtiyaç duyuyorsunuz ve neler yapıyorsunuz o konuda? Bir, bir çok hazırlık var. Ee, bir takım kelimeler duyuyorum böyle UDEP, Hı. YEP gibi böyle bir, bana çok yabancı. Ne demek? Onların evet. açılmasını açmanızı rica Tabii edeceğim ki. ama önce herkesin heyecanla beklediği daha doğrusu sınava girecek olanların ve onların anne babalarının heyecanla beklediği bir LGS sınavı var evet. bu pazar evet. bu hafta sonu şimdi Onur az önce mi geldi bu açıklama İçişleri Bakanlığından bir şey gelmiş şimdi bir genelge 6 Haziran 2021 pazar günü olacak bu sınav tam gün sokağa çıkma kısıtlaması var biliyorsunuz pazar günü. Evet. Ee, sınava girecek öğrencilerle bu öğrencilerin beraberindeki refakatçiler ve yakınları veya yakınları saat 7 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklar. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi. Yani pazar günü sokağa çıkma yasağı var. Ben LGS sınavına gideceğim. Ee, çocuğumu sınava götüreceğim diyenlere önemli bir açıklama bu. Ee, o gün saat 7 ile 15 arası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyorlar. Hem sınava girecekler hem de onların refakatçileri. Ee, bu son, sonraki bilgiler nedir? Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla da nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10-16 saatleri arasında, pazar günü ise 07-10 saatler arasında açık bulundurulacak. Bu, bu niye ihtiyaç duyulmuş LGS için böyle bir iht... Şimdi bir kimlik belgesiyle ilgili bir ihtiyaç olabilir ee, ve bununla ilgili açıklamalarımızı biz zaten yapmıştık. Ve hangi öğrenci sınava gelirken neyi getirmeli, kiminle gelmeli, işte velisi bahçede bekleyebilir mi, işte kalem getirecek mi, geçerli kimlik belgesi nedir gibi birçok teknik ayrıntı var ve bunları biz kamuoyuyla paylaştık. ve sosyal medyada da paylaştık. Resmi. Çok çok güzel bir şey yapmışsınız. O, o soruları size ben de sormak istiyorum tekrar. <laughs> çok güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim. 20-25 soruda evet. kısa kısa tak evet. tak tak kısa herkesin kısa. aklına gelecek e, sorulara cevap vermişsin. Yani hiç şey yap, zorlanmasınlar ve mesela e, diyelim ki ben sınava geldiğimde sınava bir giriş belgem işte nereden alacağım, nasıl alacağım hiç almana gerek yok. Senin sıran da hazır olacak zaten hiç yorulma. E peki LGS'ye kaydımı nasıl yaptıracağım? Hiç okula gelmene gerek yok, dijital olarak yaptırabilirsin. Yani okula e, seyahat etmene gerek yok. İşte sınav günü işte kaçta okulda olmalıyım? Efendim, e, sınav giriş belgesini nasıl alacağım? Sınava katılmam zorunlu mu? İsterseniz ben sorayım siz Tabii. cevaplayın hemen Olur. hızlı hızlı. E, sınavda bir değişiklik var mı? Hiçbir değişiklik. Ya, yok, sayın hayır. bu arada kırtasiyeciler de açık. Ne zaman açık Onur? Pazar günü aynı gün açık. Pazar günü kırtasiye eee Temin edebilirsiniz 7 ile 15 arası onu da söyleyeyim Bu İçişleri Bakanlığı genelgesine sayın bakan sınavda herhangi bir değişiklik olacak bir mı? değişiklik yok yine iki oturum halinde yapılacak. Ee, saat kaçta başlayacak? Şimdi burada e, biz verdiğimiz Hani bu ayrıntılı e, bilgide 9'da okulda olması gerekiyor Onda da başlayacak. Peki e, sınav yerlerini öğrenciler nasıl öğrenecekler? Bunlar kendilerine zaten bildirilmiş oluyor. Biliyorlar ya, yani. biliyorlar, biliyorlar. Ee, Şöyle bir şey var. Bizim normalde 3800 civarında okulda sınav yapmamız söz konusuydu. Ne zaman? 2019'da, 18'de, 17'de. Biz 3800 okulda sınav yapardık. Ama bu sene ve geçen sene 17000'den fazla, hatta bu sene 17800 okulda sınav yapıyoruz. Bunun temel sebebi şu. Öğrencilerin evine en yakın okula gidebilmelerini sağlamak ve sınıfları seyreltmek ve bundan dolayı da daha çok kişinin görev almasını sağlayabilmek. Temel amaç bunlar. Peki çocuğun yani öğrencinin velisi okul bahçesinde bekleyebiliyor mu? Hayır okulun dışında bekliyor. Çünkü biz bahçedeki o karmaşayı e, sakıncalı buluyoruz. Şey, velilerimiz nasıl? de salgın, tabi, açısından, tabi salgın yani. açısından, velilerimiz de buna çok saygılı davranıyorlar. Hiçbir problem çıkmıyor. Sınava giriş belgesini nasıl temin edecek? Burada e, sınava girdiğinde sınava giriş belgesi öğrencinin sırasında hazır olacak. Yani, yani kendisinin te temin etme şeyi yok. Yok Öyle bir şey yok yani. Sıkıntısı Eskiden yok. vardı da ama şimdi biz çocukları bunlarla yormak istemiyoruz. Eskiden kayıt için okula gidiliyordu, veli başvurusunu yapıyordu. Ama şimdi ne yapıyoruz? Velimize diyoruz ki sizin uğraşmanıza gerek yok. Direkt telefonunuzdan bunu yapın hemen diyoruz. Zorunlu mu LGS'ye katılmak? Hayır, zorunlu değil. Yani isteyen girebilir. Girmeyen için herhangi bir şey söz konusu değil. Peki yanında bir öğrencinin hangi belgeleri bulundurması gerekiyor? Şimdi bu hani sınava e, girerken bir geçerli kimlik belgesinden söz ediyoruz. Yani bu işte nüfus cüzdanı e, anlamında e, olabilir. 15 yaşından itibaren de hani fotoğraf e, bekleniyor biliyorsunuz. Ama onun ötesinde bildiğimiz normal kimlik belgesiyle, e, nüfus cüzdanıyla ya da TC kimlik kartıyla e, girebilir öğrencimiz. Cep telefonuyla girebiliyor muyum sınava? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Girilmiyor. Ee... Yanımda ne getirmeliyim var herhalde kurşun yani o kalem. iki tane kurşun kalem istiyoruz. Bir silgi istiyoruz. Silgi onları. Ama tabii biz bunları zaten hazır tutuyoruz. Sırada Çünkü var mı? Çocuk heyecanlanabilir. İsterse veriyoruz. Maske hazır fazla maske. Dezenfektanlar var. Çocuklar şey yapmayın. He, tedirgin olmayın. Tedirgin olmasınlar. Sıranın üzerinde biz, her şey var. Biz maskesi maskesi yoksa yedek maskesi, maske de veriyoruz. Temizlik şeyi yoksa onu da veriyoruz. Yani hiçbir sıkıntı olmaz ve rehber öğretmenler sınavda tabii ki onlar görevliler. Görev alacaklar. görevliler. Ne zaman ilan edeceksiniz sınav sonuçlarını? Şimdi onu e, şu anda ben de bilmiyorum ama e, arkadaşlarla bir konuşup Netleştiririz. Korona olan öğrenciler için özel bir şey. Tabii var. özel bir durum var. Bu temaslı olmak ve pozitif olmak şeklinde ayrılıyor. Temaslı olanlar için birebir öğretmenlerimizi ayarladık. Yani temaslı evde biri. Tabii evde biri varsa. Ama doğrudan korona olmuşsa çocuğumuz, biz onun için de özel oda, özel mekan ayarladık. Doğrudan pozitifse özel evet. bir yerde Tabii. sınava girecek Değilse, temaslıysa temaslıysa ayrı bir grup halinde onlar bir. bir araya getirilecek ama çok az sayıda öğrencinin bir arada bulunduğu havalandırmanın ve maskenin dikkate alındığı bir ortam çok kontrollü bir ortam. Bütün bunları organize ediyorsunuz yani bu büyük bir organizasyon. Hepsi organize edildi ve il müdürlerimiz ilçe müdürlerimiz ki arkadaşlarımız da sahada bugün Antep'teler değişik yerlerdeler. Ee, ...bir aksaklık var mı, bir eksiklik var mı... ...o kadar hani mekanik, o kadar sağlam işliyor ki... ...artık şey gibi yani çok alıştıkları... ...ben geçen sene çok zor bir durum vardı bizim açımızdan... ...çünkü 500 binden fazla çağ nüfusunu aşan öğrenci sayısı vardı... ...4 artı 4 artı 4'ün 2012'de... E, ...5 ve 6 yaşı aynı sene ilkokul birinci sınıfa e, almaktan dolayı o sene... E, 9'a gelenler, yani 8'e gelenler birdenbire 1 milyon 200 değil de 1 milyon 700 civarında Oo. oldu. Hem de pandeminin tam ortasında. Tam da o seneye denk geldi ama öylesine güzel bir şekilde sorunsuz bir şekilde e, yapıldı ki e, hiçbir şey olmadı. Bu sınav sonuçlarıyla ilgili de bana bilgi geldi. Şimdi 30 Haziran'da sınav sonuçları açıklanacak. Onu ha, da söylemiş otu, olalım. LGS sonuçları. LGS 30. sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Oo, o da güzel. Yani çok evet. da uzamayacak. Yani. Tabii. tabi. Evet. Ee, o zaman bu sene daha rahat olacak LGS. Tabi bizim yani için daha rahat. Yani o kalabalık, kalabalık pandeminin göbeğinde hali. 500 bin uzeriz. kişi azalmış olacak. Bir de artık okullardaki temizlik, maske, mesafe şartlarını biz oturttuk. Alışıldı. Yani i̇lk başında sıkıntılar vardı. Temizlik, te, okulum temiz belgesi e, her okulda yoktu. Başka sorunlar vardı. Ama şimdi yine 18 bine yakın okulda şu, yayarak bunu yapıyoruz. Ve e, çalışan, daha doğrusu görev alan öğretmen sayısı da e, iki kattan fazla arttı. Sınavda tabii EGS sınavda görev alan öğretmen maske zorunluluğu var mı? Maske zorunluluğu var evet ama tabii çocuğumuz eğer hani bir sıkıntısı varsa veya bunalırsa tabii ki ara ara açması ve öğretmenlerle beraber bu işi organize etmeleri çok olağan. Ya yani çok katı bir hayır, şey. Hayır hayır bu tamamen yani. sağlıkla ilgili bir konu yani biz bir öğrencimizin aslında özellikle özellikle ilkokul, ortaokul öğrencilerinde dünyaya baktığımızda da maske takmalarına bile izin vermiyorlar. Yani biz de tabii buradaki sağlık koşullarına bakıyoruz, hekimlerimizin önerilerine bakıyoruz ama birçok ülke ilkokul seviyesinde özellikle okul öncesinde maskeyi yasaklıyorlar. Hani bırakın şeye bırak, seçime tıkmayı. bırakmayı veya mecburi olmasını. Bir de yasaklıyorlar maskeyi. O yüzden bu çocuklarımızda şey çok az, risk çok az. Kim söylüyor bunu? Yine hekimlerimiz söylüyor. Çok teşekkürler. Gayet iyi oldu bu LGS. Herkesin merak ettiği sorular bunlar. Onlar bir cevap bulmuş oldu.